Şimdi Kazım Bey kardeşimiz bizim yeni adayımız. Yusuf Bey kardeşim de bizim belediye başkanımız. 10 yıl beraber çalıştık. Sizlere, bizlere Yozgat için hizmetler yaptı. Allah razı olsun. Çok çalıştı, çok güzel işler yaptı. Yusuf Bey'in aday yapılmaması başarısızlığıyla ilgili bir husus değildir. Bir değişim ihtiyacıyla alakalı konudur. Zaman zaman değişimler olur her görevde. Bu işin doğasında da var. Olması da lazımdır. Çünkü yeni bir heyecana ihtiyaç duyulur ve daha ileri işlerin götürülmesi için zaman zaman yarışlarda bayrakçı değiştirilir. Bunu öyle görür. Yusuf Bey iki dönem bu bayrağı başarıyla taşıdı. Şimdi yeni dönemde Kazım Arslan kardeşimiz bu bayrağı Yozgat için, hepimiz için ben inanıyorum ki aynı başarıyla artan bir tempoda taşıyacaktır. Ondan hiç ama hiç şüphem yok. Bizim bu süreç içerisinde adaylıklar nedeniyle pek çok arkadaşımız ortaya çıktı. Hepsi birbirinden çok kıymetli insanlar. Hangisini Yozgat'ın belediye başkan adayı yaparsanız yapın, o oraya yakışır, başarılı hizmetler yapar. Tabii bir tane aday yapma gereği olduğu için de mecburiyetten bir aday oluyor, diğerleri olamıyor. Bunu da hepimizin görmesi lazım. Bizim farklı farklı adayların olmasını arzu edebiliriz. Bunlar da normal siyasetin içerisinde. Ama bir karar alındığı zaman hepimizin artık adayı odur. Bahri Yazaren abimin yönetiminde çalıştım. Ondan sonra Zekeriya Avşar Bey, Metin Erol, merkez ilçede Celal Köse Bey, Mustafa Türk ve şimdi de İskender Nazlı ile beraber yine arkadaşlar. Çok birlikte başarılar demişsiniz. Bir gün moralimiz yerinde olmayabilir veya bir takım sıkıntılarımız olabilir veya başka şeylerimiz olabilir. Biz birbirimizi kırmış olabiliriz. Veya bir talebimizi siz veya sizin bir talebinizi biz yerine getirmemiş olabiliriz. Bunlar bu işin içerisinde her daim olabilen şeylerdir. Onun için de diyorum ki bu dönem kırgınlıkların, eksikliklerin, yanlışlıkların hesabını sorma, hesabını görme dönemi de değildir. Ben bütün arkadaşlarımdan, bu dönemde bütün arkadaşlarımdan, başkanlarımdan, yönetimlerinde görev yapmış arkadaşlarımdan, bundan önce nasıl büyük bir şevkle bu kadroya emek verdilerse bu seçimde hepsinin toplamı kadar emek vermelerini özellikle istirham ediyorum. Çünkü bu sefer ki seçim emin olun bütün seçimlerden farklı bir seçim. Hep beraber bu seçimin üzerinde durmamız ve bu seçimin üzerinden daha ileriye bu konuyu taşımamız lazım. Kazım Bey'in etrafında hep beraber kenetlenelim. Kazım Bey değil de ben kendim belediye başkan adayıymış gibi çalışalım diyor. Herkes belediye başkan adayı benim diye çalışsın. Hem AK Parti'miz için çalışalım, hem Yozgat'ımız için çalışalım. Çünkü Yozgat AK Parti'nin merkezi hükümette olması ve yerel yönetimde olmasıyla beraber çok şey kazandı. Ne yaptılar diye soranlara bakmayın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Yozgat'ta da ne yaptığımızı biliyorum. Onun için de her defasında bunu takdir ediyorum. Onun için bu yapılanların Yozgat'ta daha fazlasıyla ileride olması, yerel yönetimdeki başarının yeni dönemde artarak devam etmesi ve Türkiye'nin istikrarı, huzuru, güveni ve AK Parti iktidarının devamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanının bizi desteklediğimizin aday olması için hep beraber daha büyük gayret ortaya koymamış lazım. Onun için diyorum ki aramızdaki eksiklikleri, yanlışlıkları konuşarak vakit asla geçirme. Ben eksiğim olabilir, hepimizin olabilir. Bu defterleri bir tarafa koyalım, 30 Mart'tan sonra tekrar açık konuşalım. Yeniden konuşmamız lazımsa o zaman yine konuşalım. Ama bu arada böyle bir olalım. Behçet abim söyledi. Bütün güçleri yok edecek şey bu birliktir.
Biz bu birliği Yozgat'ta tesis ettiğimizde Yozgat halkı bize verdiği dua ve desteği 30 Mart'ta katlayarak verecektir. Ama biz birbirimizi incitirsek, biz birbirimizi kararsak, biz birbirimizin aleyhinde olursak o zaman Yozgat halkı da bunu tasvip etmez der ki yanlış yapıyorsunuz. Böyle olmaz der. Onun için de diyorum ki böyle bir ve beraber olalım. Ben arzu ediyorum ki bütün arkadaşlarımız belediye başkan adayı bizzat kendisiymiş gibi hem bayanlar hem erkekler bu anlayışla çalışmalı. Vakit yok fazla. Yani daha 3 ay var diye düşünmüyorum. Zaman o kadar hızlı akıyor ki bizim bu hızlı akan zamanı önünde gitme imkanımız yok. Ama bu zamanı hiç olmazsa dolu dolu kullanma imkanımız var. Onun için de yarını ertelemeden yapmamız gerekenleri. Hepimizin komşuları var mı? Komşu gezmelerini çoğaltalım. Arkadaşlarımız var mı? Uzak yer. Arkadaşlarımıza gitmeyi çoğaltalım. Ve biz her gün bir yerde otursak, konuşsak, şurada 300 civarında arkadaşım var. 300 ev demektir. 300 evde çay, sohbet, dostluk, kardeşlik. Siz bunu bir hesap edin şöyle bir yaptığınızda bu bizi güçlü kılar. Hem ilçelerde, hem ilde, hem beldelerde, her yerde bizim arkadaşlarımız çalmadık, kapı bırakmayacak. Bırakırsak hata ederiz. Şimdi bizden birisi, AK Parti'nin üyesi, bizim arkadaşımız o istemesek de istemesek de olur diye düşünmeyin. Çünkü biz o isterken herkesten o isteyelim. Ya bu MHP'li, bu CHP'li, bu başka partiden öyle de bakmayalım. Hangi partiden olursa olsun. Olabilir başka partiden. Ama şimdi oyunu bize verebilir. Onun için de biz kim olursa olsun. İster bizim partimizden, ister başka partilerden, ister partisiz. Herkesin kapısına gidip onun gönül kapısını çalıp oradan duasını ve desteğini hep beraber talep edelim, birlikte yapalım. Birlikte gayret edelim. Yani hiçbir şeyi garanti görmeyelim. Yani seçimi de garanti, başka şeyleri de garanti, oyu da garanti değil. Biz diyeceğiz ki bizim oyumuz kaç? 21 bin değil mi başkan? Çıta 21 bin. Geçen seçimde aldığımız oy Yozgat Meclisi. O zaman bizim bu seçimde bu 21 binin üzerine oy ilave etmemiz lazım. İlave edebilir miyiz? Ederiz. Çünkü Yozgatlı AK Parti'nin fikriyle fikri uyuşan insanlardan oluşan bir kent. Bizim politikalarımızda kendi görüşlerinin en çok uyuştuğu illerin içerisinde Yozgat yer alır. Biz yeter ki onların ayağına gidelim, onların duasını isteyelim, onların desteğini isteyelim. Onun için durmak yok. Yola devam diyoruz. Durmak yok. Çalışmaya devam diyoruz. Ben bütün arkadaşlarıma, bütün yönetimlerde görev almış arkadaşlarımdan bu seçimde, bundan önceki seçimlerde yaptıklarından daha fazla onların çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu, duasına ihtiyacımız olduğunu, desteğine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Gün bir olma, beraber olma ve birlikte netice alma günüdür. Onun için de bütün arkadaşlarımdan ben bu noktada tekrar büyük bir gayreti, büyük bir çabayı beklediğimi bütün arkadaşlarım adına ifade ediyorum. Bu çabadan şüphem var mı? Benim şüphem yok. Bunları niye söyledim o zaman? Bunları bir şüpheden dolayı söylemedim. Özellikle bilmeniz isterim. Bir vazifeden dolayı söyledim. Herkesten bu kervana destek verin derken, bu desteği isterken biz önce bu teşkilatları kurmuş, bu teşkilatlarda ter dökmüş insanlardan bu desteği istemezsek bu büyük bir eksiklik olur. Onun için de dedik ki biz önce bu kervanın içerisinde ter dökmüş, tuğla taşımış, harç yapmış, boya yapmış, badana yapmış, koşmuş insanların tekrar duasına, desteğine ihtiyacımız olduğunu onlarla bir kez daha paylaşmamız lazım diye bunu söylüyorum. Yoksa şüpheden dolayı değil, benim hiçbir arkadaşımdan dolayı böyle bir şeyim olmaz. Çünkü Yozgat'ta satma olmaz.
Biz bunu biliyoruz. Yozgatlı sevdi mi adam gibi sever, saydı mı adam gibi sayar. Yozgatlı'nın özelliği budur. Biz onu görüyor, öyle biliyoruz. Öyle de inanıyoruz. Ama bunu sadece bu noktada biz kendi evimizden de, kendi ailemizden de bu noktada işin başında hayır duasını alarak yola çıkarsak başarı mutlaka bizi bulur. Biz de mutlaka başarıya ulaşırız diye inanıyorum. Onun için de bugünkü bu toplantıyı bu ailenin evlatları olarak, bu ailenin içerisinde bu ailenin işlerini deruhte eden, yöneten yavruları olarak bu ailenin duasını ve desteğini tekrar isteyelim ve bu dua ve destekle yolumuza devam edelim istedim. Duamız tamdır inşallah. Desteğimiz tamdır inşallah. O yüzden ben Kazım Arslan kardeşine de, ekibine de şimdiden başarılar diliyorum. Bu ekibin en birinci yardımcısı elbette bizim belediye başkanımız Yusuf Başer'dir. İl başkanımız, milletvekillerimiz ve şu salonda bulunan ama bulunmayan bütün arkadaşlarımız hep beraber yardımcı olacağız, destek olacağız. İnşallah hayırlı sonucu alacağız. Yozgat'ta benim seçim sonucuna dönük hiç ama hiçbir endişem. Çünkü anketleri biz de yaptırıyoruz. Öyle sahte anketlere falan da hiç itibar etmeyin. Yönlendirmelere, şunlara, bunlara. Yozgat'ın seçim sonucunda milletimizin partimize, bizlere olan dua ve desteği konusunda hamdolsun bir azalma yok. Bir sıkıntı yok. Biz yeter ki rehavete kapılmıyor. Kendimiz nasıl olsa iş garanti diye bir rehavetin içerisine girmeyelim. Ama milletin duası ve desteği bizimle beraberdir. Biz bu dua ve desteği lekeleyecek işler yapmadan ve gayretimizi de çoğaltarak yolumuza inşallah devam edeceğiz. Ben tekrar seçimlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde belediye başkan adaylarımızı da ilçe ve il belediye başkan adaylarımızı tamamının toplu bir tanıtımını da hep beraber yapacağız. Beldelerle beraber ve Yozgat'ın her tarafında seçimin rüzgarının güçlü bir biçimde esmesini, estirilmesini hep birlikte sağlayacağız. Ben şimdiden başarılarınız için, emekleriniz için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum.